Günaydın, günaydın. Daha çok bağırmak isterim ama yanında da Barış uyuyor. Neden bu kadar mutluyum? Bugün benim doğum günüm. 30'umu dolu dolu doldurdum. Artık 31'e doğru yol alıyorum. Nasıl bir gün olacak hiç bilmiyorum. Nasıl bir gün olacağını yakınlarım, eşim, dostum belirleyecek. Ben de bugünü videoya almak istedim. Benim için de bir anı olur. Umarım güzel bir video çıkartabilirim. Şimdi arkadaşlarımla kahvaltıya gidiyorum. Siz de benimle geliyorsunuz. Günaydın oğlum. Günaydın dünyam. Sen benim her şeyimsin oğlum. En güzel hediyemsin bana ya. Allah'ım ya. Dün çıkmıştım tekrar. Şimdi aşağı iniyorum. Barış aşağıda bunlarla birlikte. Kahvaltı ediyoruz. Tıka basa bir kahvaltı yaptım. Teşekkür ederim oğlum. Hala uyanmadı. Evet. Çocukluk arkadaşlarımla birlikteyim. Pınar ve Hilal. Bugün için bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Ben söylemek ister miyim? Söylemek ister misin? Nikito benim bir 100 yıllık arkadaşım. Dostum. 1000 yıl olsun dostum. Evet, 1000 yıllık diye. Hatta sabah bir şarkı attım. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Dinlediniz mi? Dinlemedim. Bir kıvılcım düşer önce. Çark sıçıldığı evet. Sabah. Hatta sen çıksaydın hemen senin önüne çekip bu şarkıyı açacaktım. Ama sen gelene kadar çok aç bıraktın bizi. Bebekli bir annenin hazırlanması anca böyle oluyor. Türkiye'yi çok varsın. Seviyoruz. Aynı ben doğum günlerimde yakınlarıma iyi ki varsın demeyi çok seviyorum. İyi ki varlar. Bir de bir tane de burada var. İyi kim? Böyle konuşma yapamayacağım. İyi ki varsın. Sen de. Vlogundasın. Allah aşkına. Ne? Yine vlogundasın. Evet. Gerçi dünün devamını çekiyorum zaten. Keseceğin yerleri. Hilal'le ekip. Ya dur, makyaj yapmadım Barış'ı seveceğim diye. Biz sen makyaj yapardın. İşte bak, ben bilerek yaptım. Ne kadar şey teyze. Sen köfteye mi baktın aşkım? Ben gösterdim çünkü ya. Şu yemeğe baktım, hep onu yiyecek zannettim. Mantarlı üzüldü. Hatta bak şöyle yaptım. Ne oldu? 29 Aralık. Kırıldı. Gözde'ye yemeğe davetliyiz. Yemekteyiz programı gibi bir sofra. Evet, değerlendireceğim. Pilav güzele benziyor tane tane. Yes. Teyzeciğim, bak şimdi karanlık oluyor. İyi ki doğdun Türkiye. Yeniden merhaba. Aslında videoyu ertesi gün tamamlayacaktım ama bu videoya bir şeyler gevelemek istedim. 30. yaşıma girdiğim günün anısına söylediklerimi ömür olur da yaşarsam 50 yaşımda elimde kahvemle izleyeyim istedim.
Elbette hayatımda ters giden şeyler oldu ama genel olarak mutlu bir 30 yıl geçirdim. Eğlendim, gezdim, çılgınlıklar yaptım, aşık oldum, çok sevdim, mutluluktan havalara uçtum, anne oldum. Evlat olmak gibi, kardeşlik gibi, arkadaşlık, eş olmak gibi hayatta farklı vasıflarım var elbet ama sanırım 17 Ekim'den beri en çok anneyim ve 30. yaşım bu duruma alışarak ve doya doya yaşayarak geçecek diye düşünüyorum. 2019 yılında en çok neyi sevdim? En çok anne olmayı sevdim. Ve 2020 boyunca da sanırım bu durum değişmeyecek diye düşünüyorum. Küçüklüğümden beri doğum günlerimin hep bir gün olmamasını dilerdim. Çünkü ailemle ayrı, farklı arkadaş ortamlarımla ayrı ayrı kutlamak isterdim. Ailemle ayrı, arkadaşlarımla, sevgilimle hep ayrı kutlamalar oluyor zaten ama genelde ya bir gün öncesine ya bir gün sonrasına kayıyor. Bu sefer ailem bir gün öncesinde kutlamıştı. Bu sefer diyorum çünkü genelde ailem doğum günü günüm kutluyor. Gerçekten tam bir sürpriz oldu bana. Hatta abim kısa bir video çekmişti. Onu hemen şuraya ekleyeyim. İyi doğdun ki, iyi doğdun, iyi doğdun. Tam bir sürpriz olduğu üstüm başımdan belli değil mi? Neyse ama çok mutlu olduğum bir anda canım ablam çok büyük emekler harcamış. Videoyu izlediğini biliyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın. Neyse ben başlarım şimdi ikileri sıralamaya. Gerçekten doğum günlerimde çok yaparım bunu. Hatta bana iyi ki doğdun denmeden önce iyi ki varsın dediklerim çok oluyor. Beklemem yani bana denmesine. Çünkü o gün sevdiklerim bana benim sevdiklerini kanıtlamak için, beni mutlu etmek için uğraşıyorlar. İyi ki varlar ya, iyi ki varsınız. Neyse ben duygusala bağlamadan kapatayım videoyu. Her yaşımda olmasa da kilit yaşlarımda evriliyorum. Düşünce dünyamda, karakterimde, hayatımda değişimler oluyor. Bazen bunu sık fark ediyorum. Bazen uzun bir dönem sonunda. Bakalım 30. yaşım bana neler getirecek. Hayatımı, anılarımı sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere. Hep küçük odalarda, hep yarım uykularda. Hatırla kalbim, hatırla. Beni hep böyle hatırla.